Bir zamanlar Anadolu'nun dağlarının kucağında saklı kalmış büyülü bir şehir vardı. Sagalassos. Bu şehir, antik dönemde tanrıların ve kahramanların gölgesinde ihtişamlı bir medeniyetin beşiğiydi. Sagalassos, adını güneş tanrısı Helios'un oğlu Sagalos'tan almıştı. Efsaneye göre Sagalos bir gün gökyüzünden yeryüzüne iner ve büyüleyici bir vadide dinlenmeye karar verir. Tanrılar, Sagalos'un bu huzurlu mekanda yeni bir medeniyetin tohumlarını ekmesine izin verir. Bu kutsal topraklar, kısa sürede mermerden binaları, zarif heykelleri ve görkemli tapınaklarıyla tanınır hale gelir. Şehrin ortasında, tanrıların bizzat şekillendirdiği heykeller yer alırdı. Trajan dönemine tarihlenen Ares, Herkül, Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri, antik dünyanın sanat eserlerinin en nadide örneklerindendi. Her heykel, bir hikayeyi, bir macerayı anlatırdı. Savaş tanrısı Ares'in cesareti, Herkül'ün gücü, Hermes'in hızı, Zeus'un kudreti, Athena'nın bilgeliği ve Poseidon'un denizleri kontrol edişi. Sagalassos'un caddelerinde yürüyenler, geçmişin efsanelerini adeta ayaklarının altında hissederlerdi. Şehir, Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşadı ve bu süreçte ticaret yollarının kesişim noktasında zenginlik ve kültür merkezi haline geldi. İnsanlar, tanrıların himayesi altında refah içinde yaşadılar, ancak zamanla doğa güçleri ve düşman saldırıları şehri terk etmeye zorladı. Ancak Sagalassos'un ruhu asla yok olmadı. Bugün, bu antik şehirde dolaşırken, taşların arasında gizlenmiş hikayeleri duyar gibi olursunuz. Her bir taş, her bir kalıntı, geçmişten bir fısıltı, bir hatıradır. Sagalassos, zamanın ötesine uzanan bir masal olarak yaşamaya devam eder. Bir zamanlar Kapadokya'nın kalbinde, Ürgüp'ün büyüleyici vadilerinde, gökyüzüyle yeryüzünün buluştuğu bir diyar vardı. Bu diyar, peri padişahının hüküm sürdüğü ve perilerin dans ettiği mistik bir yerdi. Günlerden bir gün, peri padişahının güzel kızı, kalbindeki özgürlük arzusuyla, vadilerde dolaşan bir çobana aşık oldu. Aşkları, peri padişahının katı kurallarına meydan okurcasına filizlenirken, genç çift vadinin en gizli köşelerinde buluşup aşklarını yaşadı. Ancak peri padişahı bu yasak aşkı öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı. Kızının çobana kaçmasını engellemek için tüm gücünü kullandı ve onları lanetledi. Dileklerinin ve sevgilerinin gücüyle peri kızı ve çoban birlikte bir dilek diledi. Birbirlerinden asla ayrılmamak. Bu dilek, peri padişahının lanetiyle birleştiğinde, genç çift ve onların aşklarının simgesi olarak üç güzel peri bacasına dönüştüler. Bugün bu peri bacaları, Ürgüp'ün üç güzelleri olarak bilinir ve aşkın, sadakatin ve cesaretin simgesi olarak vadilerde yükselir. Bu mucizevi doğa şekilleri, yüzyıllar boyunca rüzgarın ve suyun dansıyla şekillendi ve her biri ayrı bir hikaye, ayrı bir efsane anlatır. Peri bacaları, Kapadokya'nın masalsı dünyasının bir parçası olarak her yıl binlerce ziyaretçiye büyüleyici bir deneyim sunmaya devam eder. Bir zamanlar Trabzon'un derin ormanlarında, yemyeşil bir vadide, gökyüzüne doğru uzanan bir kayalıkta, Meryem Ana'ya adanmış büyülü bir manastır vardı. Manastırın kuruluşu bir rüya üzerine inşa edilmişti.
Rüyada üç rahip farklı yollardan denizden gelerek aynı kayalıkta karşılaşmışlar ve buranın kutsal bir yer olduğunu keşfetmişlerdi. Meryem Ana, buraya bir manastır yapılmasını istemiş ve rahiplere gösterdiği yerde kayalara oyulmuş bu manastır yükselmişti. Yıllar boyunca manastır sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bir korunma alanı olarak da hizmet vermişti. İnanışa göre, manastırın etrafındaki doğa güzellikleri, meleklerin koruması altındaydı ve burası bir zamanlar sadece inananların erişebildiği bir cennet köşesi olarak kabul ediliyordu. Ancak zamanla, manastırın etrafındaki yaşam zorlaştı ve manastır terk edildi. Bir zamanlar Fethiye'nin eteklerinde, masmavi bir gökyüzü altında, taş evlerin sıralandığı bir köy vardı. Kayaköy. Burada yaşayan Rumlar ve Türklerin birlikte barış içinde yaşadığı bir yerdi. Köy, zamanla insanların bir arada yaşayabileceğini gösteren bir simge haline geldi. Ancak tarih boyunca gelen çalkantılar bu huzurun sonunu getirdi. 1923'te, Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesiyle birlikte Rumlar terk etti köyü. Geriye kalan evler yavaş yavaş boşaldı, sessizlik hakim oldu sokaklara. Kayaköy, terk edilmişliğin hüznünü taşıyan hayalet bir köye dönüştü. Evler, zamanın yıpratıcı etkisiyle adeta zamanla bütünleşti, doğayla iç içe geçti. Bugün, Kayaköy'ün sessiz sokaklarında dolaşanlar, geçmişin hikayelerini dinler gibi olurlar. Her taşın altında bir zamanlar yaşamış bir insanın izleri vardır. Kayaköy, dramatik geçmişiyle adeta bir masal köyüne dönüşmüş, ziyaretçilerine geçmişin derinliklerinde bir yolculuk vaat eder. Bir zamanlar Antalya'nın sıcağı kucaklayan kıyılarında, masmavi denizin kenarında, İki efsanevi yerleşim birbirine komşu dururdu, Çıralı ve Olimpos. Çıralı, doğal güzellikleriyle ünlü, yanartaşıyla parlayan bir köydü. Burada, dağın eteklerindeki doğal gaz kaynakları, geceleyin yanarak ışık saçardı, adeta doğanın büyülü bir armağanıydı. Olimpos ise, Likya Birliği'nin eski zamanlarında kurulmuş, tanrıların ve insanların bir arada yaşadığı bir antik şehirdi. Likya Birliği'nin altı şehrinden biri olarak, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıdı. Burada yaşayanlar, tanrıların koruması altında huzur içinde yaşar, doğanın bereketinden faydalanır ve denizin mavisine bakarak hayaller kurarlardı. Ancak zamanla, Olimpos'un ihtişamı ve Çıralı'nın yanartaşı bile onları koruyamadı. Şehir terk edildi, insanlar başka diyarlara göçtü. Bugün, bu efsanevi yerler sessizce bekler, geçmişin anılarını taşıyan taşlar ve ormanlarla kaplıdır. Ziyaretçiler, bu masal diyarında geçmişin hikayelerini dinlerken, bir zamanlar burada tanrıların ve insanların bir arada yaşadığı zamanları hayal ederler. Bir zamanlar Likya'nın derin ormanlarının hemen kenarında, suların coşkulu sesleri eşliğinde, Perge antik kenti yücelik içinde yükseliyordu. Kent, tanrıların gözetimi altında, bereketli toprakları ve sakin limanıyla ünlüydü. Tanrılar, Perge'yi korur ve kollardı. Zeus'un göğsünde yıldırımlar, Athena'nın şehre verdiği bilgelikle parıldardı. Perge halkı, bereketli topraklarda zeytin ve üzüm yetiştirir, denizin sakin sularında balık avlar ve her gününü tanrıların armağan ettiği huzur içinde geçirirdi. Ancak zamanla kent sakinleri büyük bir karar almak zorunda kaldı. Göçebe kavimlerin baskınları ve doğal afetler kenti tehdit ediyordu. Perge'nin bilge liderleri, tanrıların işaretlerini dinleyerek
halkıyla birlikte kenti terk etmeye karar verdiler. Kentin sokakları, Zeus'un son yıldırımları altında sessizce boşaldı. Perge, zamanın rüzgarlarıyla unutulmuş, ancak hikayesi efsanevi bir şekilde dilden dile aktarılmaya devam etti. Bir zamanlar Ege'nin mavi sularının kıyısında, bereketli toprakların ve tanrıların gözetiminde, Patara antik kenti yücelik içinde varlığını sürdürüyordu. Kent, güneşin doğuşunda parıldayan kumlarıyla ünlüydü ve Apollon'un koruması altındaydı. Tanrılar, Patara'yı kutsal sayarlardı. Apollon'un kutsal tapınağı, kentin göbeğinde taştan yükseliyordu ve her sabah tanrının ışığı altında parıldıyordu. Ancak kentin güzellikleri ve tanrıların kutsaması zamanla kıskançlık ve hırsın hedefi haline geldi. Komşu krallıkların kıskanç gözleri Patara'ya çevrildi ve kutsal kent savaşların ve ihanetin gölgesinde kaldı. Apollon'un tapınağı kutsal ateşin koruyucu ışığı altında bile yıkıma uğradı ve kent halkı tanrıların yardımını diledi. Apollon'un büyülü kudreti ve halkın cesareti sayesinde Patara, zor zamanlarda bile ayakta kalmayı başardı. Kent, tanrıların yardımı ve halkın inancıyla yeniden doğdu ve güzellikleriyle Ege'nin incisi olarak varlığını sürdürdü. Patara'nın dramatik hikayesi, zamanın rüzgarlarıyla dilden dile efsanevi bir hazine olarak aktarılmaya devam eder. Binlerce yıl önce, Mira Antik kentinin eteklerinde bir zamanlar bir krallık varmış. Bu krallık, zenginlikleri ve ticaretiyle ünlüymüş. Ancak krallığın halkı, bir gün ansızın ortaya çıkan büyük bir veba salgınıyla karşı karşıya kalmış. Hastalık hızla yayılmış ve krallığın halkı büyük bir korku içindeymiş. O dönemde krallığın yöneticisi, kralların anıtsal kaya mezarlara gömüldüğü yerlerden biri olan Mira'da bir kraliyet mezarı inşa ettirmiş. Ancak mezarın yapımı sırasında büyük bir veba salgını patlak vermiş ve birçok insan hayatını kaybetmiş. Mezarın tamamlanması için çalışan işçilerden bazıları da hastalığa yakalanmış ve mezara gömülmüş. Halk, salgını durdurmak için tanrılardan yardım istemiş. O zamanlarda kralların ve soyluların hayvanlarıyla birlikte gömüldüğüne inanılan kaya mezarlarda gömülü olan insanların ruhlarının krallığın koruyucu ruhları olduğuna inanmışlar. Bu yüzden her yıl salgınların tekrarlanmaması için ritüeller düzenlemişler ve mezarlara saygı göstermişler. Mira Antik Kenti, o günden beri tarihinde yaşanan bu olayları anlatan efsanelerle doludur. İslami kaynaklara göre ashabı Kehf yani mağara arkadaşları, Efes'teki yedi uyuyanlar mağarasına isimlerini veren kahramanlar onlar, rivayete göre. Hristiyanlığın tüm dünyaya yayılmaya başladığı dönemde
Roma kralı vezirlerini topluyor ve tanrılığını ilan ediyor. Önce şaşıran altı vezir, krala bunun imkansız olduğunu, zaten bir tanrılarının olduğunu söylüyorlar. İşte hikaye tam olarak burada başlıyor, kral kendisine karşı gelen vezirlerini cezalandırmak için emir veriyor. Vezirler ise bunu duyar duymaz kaçmak için yola düşüyor. Yolda karşılaştıkları bir çoban da gruba eklenince, yedi arkadaş, ismini verdikleri yedi uyuyanlar mağarasına saklanıyor. Ardından 300 yıl süren bir uyku başlıyor, yedi adam sadece bir gece uyuduğunu düşünürken, aslında üzerinden 300 yıl geçen bir zamana uyanıyor. Uyandıklarında ise yaşadıkları toplumda Hristiyanlık çoktan yayılmış oluyor. Sadece bu hikaye için bile Efes'i ziyaret eden yüzlerce Hristiyan var, çünkü efsanede bahsi geçen yedi adam da Hristiyanlığı ilk kabul edenlerin arasında.